Programımıza kaldığımız yerden Gaziantep'ten devam ediyoruz. Yanımızda değerli hocamız, fizyoterapistimiz Ceren Yüksel bulunuyor. Neden bir fizyoterapiste ihtiyaç duyarız? Bizim yaşam kalitemiz aslında o kadar düştü ki son zamanlarda. Evet. Yani şu an yoldan çevirdiğimiz 100 kişiden 99'u hemen hemen artık öyle bir süreç verebilirim size. Bunlar ben de evet, eklem ağrıları yaşıyor. Yani evet. Bunu yaşamamız mümkün değil. Biz neler yapıyoruz? Yani biz fizyoterapistler olarak nasıl yardımcı olabiliyoruz? Biz bu süreci aslında yavaşlatıyoruz. Yani yine aslında çözüm odaklı olan sizler oluyorsunuz. Evet. Siz isteyince bir şeyler başarabiliyoruz. Birlikte kombineli çalıştığımızda hem eklem ağrılarınız hem ilaçsız, ameliyatsız, iğnesiz tedaviler olarak adlandırdığımız yöntemlerle birlikte çalıştığımızda çok güzel sonuçlar elde edebiliyoruz. Hangi rahatsızlıklarla bir fizyoterapiste fizik tedavi yöntemi uygulanması gerekmektedir? Onu sorayım size. Aslında şöyle söyleyeyim size. Branşlara ayrıldıktan sonra, yani bizim de aslında fizyoterapistlerin de branşları vardır. Boyun fıtığı, bel fıtığı, yani alanımız çok geniş olduğu için hani bunun tedavi sürecine şu kadar zaman, bu kadar zaman diye adlandıramıyoruz. Çünkü biz kişilere bu süreci vermemiz doğru değil. Evet. Hani insanoğlu olduğumuz için hiçbir şekilde bunu öngöremiyoruz. Beğenmiş olduğunuz bilgiler çok teşekkür ederim hocam sizlere.